Öncelikle Yeni Üniversitesi'nde yaşanan olayın güvenlik paketinin parlamentoda görüşülmeye başlandığı ve hükümetin dayattığı bir dönemde gerçekleşmiş olması gerçekten de olayın arkasının iyi araştırılması gerektiği hissiyatı bizde uyandırdı. Elbette ki acı bir olay. Bu tür ölüm ve bu tür cinayetlerin kesinlikle arkasında kimlerin olduğunun iyi bir araştırmayla ortaya çıkarılması lazım. Kimliği ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, gençlerin bu şekilde öldürülmesi hepimizi derinden üzüyor, kaygılandırıyor. Yani hepsi ana baba evladıdır. Hepsinin anne babasının bir acısı yüreği vardır ve anne babasının ailesinin acısını paylaştığımızı belirtmek istiyorum. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Yani bu dönemlerde dikkat ederseniz seçim atmosferine girilen her süreçte üniversitelerde özel olarak tahrikler planlanır. Bu tahrikler hükümetin bilgisi dışında hükümete karşı falan gerçekleştirilmez. Bizzat iyi hükümet çoğu zaman bunları örgütler. AKP hükümeti de dün Ege Üniversitesi'nde meydana gelen veya getirilen bu olayın hesabını vermek zorundadır. Örneğin 150 kişilik bir grubun aralarında dışarıdan da kişilerin olduğu bir grubun üniversiteye girdiği söyleniyor. Ortada hiç polis yok, güvenlikçi yok. Yani öğrenciler kavga edecek belli. Gece gündüz üniversiteyi işgal eden polis o saatlerde yok. Gençlerden biri bıçaklanıyor, 45 dakika, 1 saat ambulans yok. Zar zor hastaneye yetiştiriliyor ve hayatını kaybediyor. Bütün bunlar bir tezgah mıdır? Bunların iyi araştırılması lazım. Sivil toplum örgütlerinin, insan hakları örgütlerinin, baroların bunun üstüne gitmesi lazım. Sakın ola ki bu tür olaylar karşısında duygusal reflekslerle birbirini kıracak, birbirini tahrik edecek hamleler yapmasınlar. Hiç kimseye tavsiye etmeyiz. Bundan hepimiz sadece zarar görürüz. Defalarca Türkiye'de denendi, görüldü. Herkes bundan zarar görüyor. Bundan karlı çıkan biz olmuyoruz, halklar olmuyor. O nedenle MHP'lisi, HDP'lisi, CHP'lisi, AKP'lisi ayrım gözetmeksizin bütün gençlere söylüyorum. Aman aman dikkatli olun. Bu tür zamanlar tahriklerin çok yoğun olduğu olacağı zamanlardır. Her biri ana baba evladıdır dediğim gibi bir kişi MHP'lidir diye kıymetsizdir diyemezsiniz. Bir gençtir, annesi babası vardır ve ateş düştüğü yeri yakar ama sonuçta Türkiye'nin tamamı bu tür olaylardan eminim ki kaygı duyar. Olmaması için de biz hedef olarak bir kez daha çağrı yapmak isteriz. En son haber.com